Çıl diplomasinin merkezi olmaya devam eden Türkiye'nin bir cevap vermesi gerekiyor muydu? Gerekiyor idiyse Mahmut Abbas'ın ülkemizde ağırlanacak olması, meclise hitap edecek olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Birincisi şunu söyleyeyim. Bu cinayet, suikast işlendikten sonra Türkiye'de bazı çevreler şu senaryoyu yazmaya çalıştı. Şunu iddia ettiler. İsmail Haniye oradan Türkiye'ye gelecekti. Türkiye'de efendim konuşturulacaktı. Bundan dolayı falan, yani bundan ne alakası var anlamış değilim. Birincisi bu asılsız bir şey. Yani şu asılsız bir şey. Yani şu öldürülmeseydi İstanbul Türkiye'ye gelecekti. Bu, tamam bak, gelip gelmeyecek davet olup olmadı da net değil. Böyle bir şey yok. Çünkü ondan önce de Mahmut Abbas davet edilmişti. O da Sayın Cumhurbaşkanı da zaten ne dedi? Dönüş yapılmadı dedi. Gelmedi dedi falan. Ama Haniye'nin davetine dair net bir şey yok. Birincisi bu. Bunu bir kere netleştirelim. İkincisi, velev ki davet edildi ve Türkiye'ye gelecekti. Bundan dolayı öldürülemez zaten kimse. Ama ikincisi şunu söyleyeyim. Bence eğer Türkiye illa mazlumların sesi olmak, Filistin duruşunun, davasının ve kavgasının yanında yer almak için birini konuşturacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu isim Mahmut Abbas olamaz. Neden? Evet, şöyle sembolik olarak diyebilirsin. Neden sembolik olarak? Dersin ki Filistin'in şu andaki resmi devlet başkanı. Bu anlamda sembolik, Türkiye'nin duruşunu temsil ediyor. Filistin'in duruşunu diyebilirsin. Yani bu anlamda sembolik diyebilirsin. Ama Aksa tufanının başladığından itibaren Mahmut Abbas'ın maalesef duruşu belli. Yani bu konuda iyi sınav veremedi. Dolayısıyla bu konunun asıl İsrail'in katliam yaptığı, işgal ettiği, bebek öldürdüğü bölge olan Gazze'de mücadeleyi yürüten, canını ortaya koymuş olan, işte bulunduğu anda şehit edilen lideri davet etmeni ya da lider namzetlerini, o örgütlerini davet etmeniz gerekiyor. Yani Haniye olabilirdi. Bugün artık bu saatten sonra yapılması gereken, bence mesela yerine Sayın Halit Meşal'ın geleceği söyleniyor. Gelirse o olabilir. Olmazsa da yine Hamas'ta başka bir yetkili olabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mecliste konuşacağını, Filistin davasını samimi olarak anlatacak, gerçek temsil eden kişi, mücadeleyi yürüten, Hamas'ı temsil eden birinin olmasını, ben daha şık olacağını, asıl Amerika'yı ve İsrail'e de bu cevabın verilmesini. Çünkü Mahmut Abbas Filistin davasının bana göre tam karşılığı değil. Yani soru işaretleri olan bir isim, duruşu şu ana kadar tam Gazze, özellikle bu soykırım karşısındaki duruşu İsrail'i bile rahatsız etmemiş birisi. Yani İsrail'i rahatsız etmeyen birisi. Öyle söyleyeyim yani. Ya, siyasi olarak da karizması olmayan, sönük ve karşılığı olmayan bir... Şimdi İsrail'i rahatsız etmeyen birisini emin ol Amerika bile çağırıp konuşturabilir. Bak, Mahmut Abbas'ı Amerika bile çağırıp konuşturabilir. Evet, doğru. Hakkınız var. Mahmut Abbas'ın konuşmaması lazım ya da ne derler. Sosyal medyada şimdi tansiyon yükseldiği için Ebu Ubeyde'yi getirin konuşsun falan diye epey paylaşımlar bakın, vardı. Tamam efendim. Bu şey olabilir. Bu gerçek dışı zaten. Ebu Ubeyde ne maskesini indirir ne de çıkıp konuşur. Ebu Ubeyde konuştuğu zaman İsrail titriyor zaten. Yani o gereken belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil. Yani sosyal medyadan belki 3 cümle konuşuyor ama İsrail'e titretmeye yetiyor. Evet. O ayrı. O bence 50 tane Netanyahu'ya bedel zaten. Ama şu, yani eğer bir sembolik Filistin duruşu, Filistin'de çünkü Gazze'de katliamı anlatması açısından o dramı İsrail'i rahatsız edecek şekilde konuşmasını istediğimiz biri varsa o Hamas olmalıydı. Çünkü kavgayı onlar veriyorlar, bedeli onlar ödüyorlar, işgale karşı direnen onlar. Mahmut Abbas İsrail'i ve Amerika'yı rahatsız edecek bir adam değil. Ve onları rahatsız edecek bir cümlede emin ol kurmayacaktır Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Dolayısıyla ben açıkçası... Ama kurması çok... beklenir sanki efendim. Ya mutlaka yani soft diplomatik olarak, yani danışıklı olarak İsrail'e de şunu diyebilir. Ya kusura bakmayın, ben böyle bir cümle kuracağım, çok da alınmayın diyebilir yani. Evet, bazı ülkelerin de ben şurayı vuracağım şeklinde bilgi vermesi gibi bir şey olabilir diyorsunuz. Peki efendim, 2,5 dakika var Cuma ezanına. Hep birlikte ezan-ı Muhammed'i dinleyeceğiz. Ve Cuma